Kanun hükmüne kararname mağduru Ercan Demir telefon hattımızda. Yaşadıklarını ve ortaya çıkan sonuçları kendisiyle konuşacağız. Sayın Demir merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Demir, KHK'lı bir öğretmen olarak Birleşmiş Milletler'e başvurdunuz. Keyfi Tutuklamalar Komitesi'ne başvurdunuz. Çıkan karar size tazminat ödenmesi yönünde. Birleşmiş Milletler neleri göz önüne alarak size bu kararı verdi? Ben başvuruyu haksız tutuklama gerekçesiyle başvurmuştum. Suçlamalar klasik şeylerdi. Sendika, bankaya para yatırma, çocuğunu okula gönderme vesaire. Buna işte Zaman Gazetesi veya diğer basın şeyden abone olmak falan. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler önce benden savunma istedi. Türkiye'nin savunmasını istedi. Ben Türkiye'nin savunmasına karşı tekrar cevap verdim. Daha sonra bana kararı bildirdiler. Kararda şeyi söylediler. Bu suçlamalarla ilgili bırakın yargılanmayı, gözaltına bile alınamayacağım şeklinde bir karar vardı. Birleşmiş Milletler sorunlar hakkında soruşturma açılmasını ve bu konuda bilgi verilmesini, ayrıca uluslararası kanunlara göre tazminatın ödenmesine hükmetti. Birleşmiş Milletler'in şeyi bu şekilde. Tazminat ödenmesi süreci nasıl oldu? İç mahkemelerden, iç hukuk yolları üzerinden mi oldu? İstinafta benim beraat kararım kesinleştikten sonra tazminat için Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdum. Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi başvuru yaparken de Birleşmiş Milletler kararlarında ayrıca ekledim. Yani orayı da özellikle belirttim. Birleşmiş Milletler kararında bu şekilde olduğunu, ona göre karar verilmesini gerektiğini belirttim. Birleşmiş Milletler'de kararında, mahkemede kararında 14 bin küsur maddi, 20 binden manevi tazminat hükmetti. Peki Sayın Demir, Birleşmiş Milletler'in standartlarına göre, yani ortalama dünya standartlarına göre değil, 11 ay tutuklu kalmanız, gözaltına alınmanız bile hukuki değil biçiminde bir karar var. Buna evet. Rağmen gözaltına alınmanızı, tutuklamanızı, ihraç edilmenizi neye bağlıyorsunuz? Hangi temelde yapıldı bunlar? Genelde bu sendika üyeliği üzerinden toplu halde karar verildiğini düşünüyorum ben. Yani bir açıkçası bir soykırım uygulandı. Yani başka herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilemiyorum yani onun dışında. Peki. Sayın Demir, peki bu sizin kararınızın hem haksız tutuklama kararının çıkmasının hem de tazminat kararının sizin gibi yüzlerce binlerce KHK'lı için emsal oluşturabileceğini düşünüyor musunuz? Zaten kararda özellikle bir maddesinde özellikle belirtilmişti bu. Türkiye'de buna benzer belki de 150 binden fazla aynı durumda olan insanların olduğunu özellikle belirtiyordu. Ben de aynı şekilde kesinlikle aynı durumda olanlar için emsal teşkil edeceğini düşünüyorum, evet. Peki Sayın Ercan Demir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.